Sayın Fikri Kurulu Başkanım, değerli hocalarım ve değerli bilim insanları. Yüksek öğretimde Türk Dili Dersleri Sorunlar ve Öneriler Konu toplantımıza hoş geldiniz. Şimdi sözü toplantımızın açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Celal Ceker'e veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sayın Yüksek Kurum Başkanım, Sayın Türk Dil Kurumu Başkanım, değerli katılımcılar ve değerli bilim insanları, pek kıymetli hocalarım, sizleri Türkçenin eğitimi ve öğretimi bilim ve uygulama kolu adına saygıyla selamlıyorum. Yüksek öğretimde Türk Dili Dersleri Sorunlar ve Öneriler adlı çalışma toplantımıza hoş geldiniz. Yüksek Öğretim Kurulu'nun ihdas edilmesi ve üniversitelerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini bu kuruma bağlı olarak yürütmeye başlamasının üzerinden 40 yıl geçti. 41. yılın içerisindeyiz. Malum olduğu üzere 11.4.1981 tarih ve 2547 sayılı yasa üniversitelerimize kendi bünyesindeki fakülte ve yüksekokulların programlarını yapmak, dersleri planlamak ve yürütmek yetkisi veriyor. Başka bir deyişle bu yasa üniversitelerimizi eğitim-öğretim işlerinde özgür bırakıyor. Ancak bu özerkliğin bir istisnası var ki bu durum yasanın 5. maddesinde şöyle ifade edilmiştir. Yüksek öğretim kurumlarında eğitim-öğretim süresince Atatürk ilke ve inkılap tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri zorunlu derslerdir. Ayrıca beden eğitimi veya güzel sanat dallarından biri de zorunlu ders olarak programlanır ve icra edilir deniliyor. İşte bu yasa gereği Türk dili dersleri 1981 yılının güz yarı yılından itibaren tüm yüksek öğretim kurumlarında 2 dönem boyunca zorunlu olarak okutula gelmiştir. Bu konu o günden bugüne eğitim çevrelerinde ve akademik platformlarda çeşitli yönleriyle ve zaman zaman el alınmış, tartışılmıştır. Konuyla ilgili çok sayıda yayın üretilmiş ve tezler yazılmıştır. Biz de bu toplantımızda benzer bir çalışma yapmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız 3 oturumda tamamlanacak şekilde planlanmıştır. 1. oturumda Türk dili derslerinin amaç ve içeriğini, 2. oturumda Türk dili derslerinin sorunlarını, 3. oturumda ise bu işin başka ülkelerde ne amaçla ve nasıl yapıldığını tespit edip tartışacağız. Günümüzün verimli geçmesi ve çalışmalarımızın amacına ulaşması temennisiyle kolaylıklar diliyor, saygılar sunuyorum. Hocamız Profesör Doktor Celal Demir'e konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi sözü konuşmasını yapmak üzere Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Ömer Gökü veriyorum. Buyurun hocam. Saygıdeğer Yüksek Kurum Başkanım, kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yüksek öğretimde Türk Dili Dersleri Sorunlar ve Öneriler başlıklı çalıştayımızı teşviklerinizden ötürü teşekkür ederim. Konuşmamın başında başkanımız Profesör Doktor Güler Gülsevi'nin selamlarını ve programın başarılı geçmesi dileklerini de iletmek isterim. Yüksek öğretimde Türk Dili derslerinin enine boyuna değerlendirileceği bir program hazırlandı. Bu işe emek vermiş, kitaplar neşretmiş, hocalarımız bugün aramızdalar. Konuyla ilgili onların büyük katkılar olacak. Gün boyu sürecek çalıştayda bu alanda önemli çalışmalar bulunan kıymetli hocalarımız Türk dili derslerini amaç, ders içeriği, derslerle ilgili sorunlar, ders kitapları ve materyaller ile yabancı ülkelerde yüksek öğretim kurumlarında dil derslerinin nasıl işlendiği açılarından ele alacaklar ve değerlendirecekler. Çalıştayın bu anlamda Türk dili dersleri ile ilgili sorunların çözümüne bir katkı sunacağına inanıyor
toplantımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Son olarak programın düzenlenmesinde büyük emekleri olan Türkiye'nin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Başkanı Profesör Doktor Celal Demir nezdinde tüm kol üyelerimize, Çalıştay'a katılım gösteren kıymetli hocalarımıza, görevli uzmanlarımıza ve Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Doktor Ömer Gök'e konuşmaları için teşekkür ederiz. Son olarak sözü Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı Sayın Profesör Doktor Muhammed Hekimoğlu'na veriyorum. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hocalarım, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programın başarılı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Malumunuz aramızda hayatını Türkçe'ye vakfetmiş çok kıymetli hocalarımız var. Yine akademisyenliğinin yanında Türkçenin dünyaya yayılması için, Türkçenin daha güçlü olması için çalışmalar yapmış, bürokratik görevlerde bulunmuş çok kıymetli hocalarımız var. Bu sebeple Türkçe gönüllüleri olarak bir araya gelmiş olmaktan ve sizlerle bu toplantıda yüz yüze olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Malumunuz dil sadece konuşmanın değil düşünmenin aracı. Ama dili yaygınlaştıran, o dili konuşan ülkelerin gücü hem askeri hem siyasi hem de ekonomik gücüyle doğrudan orantılı. Bu bağlamda son yıllarda özellikle Türkoloji projesi ile Türkçenin dünyaya yayılması ve dünyada sayılı diller arasına girmesi çok önemli bir hamleydi. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA'mız çok kıymetli katkılarda bulundular. Bunun yanında malumunuz Türk filmleri dünyada artık en çok izlenen ikinci sırada filmler haline geldi. İçerik bakımından, teknik bakımından her ne kadar eleştirilse de ki bu eleştiriler mutlaka olacaktır. Ama o filmlerin çok büyük katkısı var. Zira yurt dışına çıktığımızda herhangi bir dil kursuna gitmeden bu filmler üzerinden Türkçe öğrenmiş pek çok gençle karşılaşıyoruz. Elbette ki bu sadece dile olan meraktan değildir. Ülkemizin ve devletimizin dünyada yerleştiği konum, kazandığı bölgesel ve küresel güç fonksiyonuyla doğrudan orantılı. Elbette ki dili sadece konuşmak ya da akademisyenler konuşanların görevi değil dili korumak. Dili korumak bizzat devlet yöneticilerinin de ana görevleri arasında. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu tarafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk Dil Kurumu'nu Türkçenin gerçekten kendine özgün binlerce yıllık maziye sahip bir medeniyetin dili olduğunu dünyaya anlatmak ve Türk milletini anlatmak için dil kurumunu kurdu. Aynı şekilde bizler yüksek kurum olarak 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde 2017 Türk Dili Yılı ilan ettik. Türk Dili ilan ettiğimiz yılın ana mottosu dilimiz kimliğimizdi. Evet, dil kimliğin ana taşıyıcısıdır. Her şeyden önce gelir. Eşyayı, dünyayı, varlığı, akla gelebilecek her şeyi dil ile kavrar, dil ile anlatırız. Bu bağlamda malumunuz olduğu üzere yine 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. Bunun için şu an ve her daim devletimizin yüksek himayeleri bizlerin üzerindedir. Bugünkü konunun başlığı üniversitelerde Türk dili öğretimi. Celal Hocam kısaca serencamından bahsetti ve bugün aramızdaki çok kıymetli hocalarımız sizler bu konuyu ele alacaksınız. Muhtelif eleştiriler, muhtelif övgüler de söz konusu olabilir. Ama bu dilin amacı, bu dersin amacı ve bu dersin
işleniş biçimi bakımından bizler de üniversite hocalığı yaptığımız dönemlerde ve öğrencilik dönemimizde her zaman sorduğumuz klasik sorulardan bir tanesiydi. Bu derste ne yapacağız? Yani 10 yıl, 11 yıl ilk orta ve ilk orta ve lise öğretimimizde bu dersleri aldık. Şimdi üniversitede bunu ne yapacağız? Dolayısıyla sanki bu derslerin işlenişinde bir savrukluk ve bir amaçsızlık, haddimi aşmadan söylemek istiyorum, söz konusuydu bizim öğrencilik yıllarımızda. Bu bağlamda bugünkü oturumlar çok kıymetli gerçekten. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir dilin ne anlama geldiğini, Türkçe konuşan devletler topluluğunun bugün geldiğimiz noktada çok ciddi bir siyasi, ticari, askeri ve ekonomik bir güç haline gelme yolunda ilerleyerek Türk Devletleri Teşkilatı olması önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla bugün burada konuşulacak olan şeyler sadece Anadolu'yu değil, bütün Türk dünyasını ilgilendiren, Türk dünyasının geleceğini ve Türk dünyasının önümüzdeki yüzyılda oynayacağı rolü dil üzerinden de belirleyecek olan bir toplantıdır. Toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan çok kıymetli bilim insanlarına, kurum çalışanlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Hayatını Türkçe'ye, Türk diline vakfetmiş, hasretmiş siz çok değerli bilim insanlarını saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun, Profesör Doktor Hamza Zülfikar, Profesör Doktor Abdurrahman Güzel, Profesör Doktor Leyla Karahan ve Profesör Doktor Hayati Deperi'nin konuşmacı olarak katılacağı açış panelini yönetmek üzere Sayın Profesör Doktor Hamza Zülfikar'a sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Efendim, Zeynep Korkmaz hocamızı İhsan Doğramacı hocanın yardımcısı olduğu tarihten itibaren bu Türk dilinin üniversitelerde okutulması meselesi herkesi ilgilendirdiği gibi beni de yakından ilgilendirdi. Ben o bölümün başkanlığını yaptım. Siyasal bilgilerde, Ziraat Fakültesi'nde, çeşitli fakültelerde asil görevim olmamakla birlikte o dersleri yürüttüm. Uzun bir hikayedir. Belki bir kitap haline gelebilir bu mesele. Ama konuşmamın içinde biraz daha bu meseleleri ele alacağım. Şimdi sırasıyla... Sizin sesiniz gelmiyor bana. Ahmet Bican Bey'in konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum efendim. Yüksek öğretimde Türk dili aslında Türkçeyi doğru kullanmayı öğretmek amacıyla yüksek öğretim öğrencilerine Türkçeyi doğru kullanmayı öğretmek amacıyla konmuş, doğru ve doğrudan sonra da belki güzel kullanmayı öğretmek amacıyla konmuş bir ders. Aslında bu amacın orta öğretimde bitmesi gerekir. Bu amacın orta öğretimde, yani liseyi bitirinceye kadar gerçekleşmiş olması gerekir. Liseyi bitiren her öğrenci Türkçeyi doğru kullanma becerisine sahip olmalıdır. Böyle olmadığı için, liselerde bu amaca ulaşılmadığı için 1980'lerin başında bu ders üniversitelere kondu. İlk ve orta öğretimden itibaren halledilmesi gerekir. Yani liseyi bitirinceye kadar Türkçeyi doğru kullanma becerisinin insanımıza, öğrencimize verilmesi gerekir. Eğer o beceri verilebilseydi, üniversitede de, yüksek öğretimde de bu derslerin konulmasına ihtiyaç olmazdı. Ama o verilemediği için mecburen, yani Zeynep Korkmaz hocamızın da terkiniyle, bizlerle de o zaman danıştı, Hamza Bey'le, benimle, mecburen
yüksek öğretime bu dersler konuldu. Aslında ideal olan Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi yüksek öğretimde edebiyat incelemelerinin, metin incelemelerinin olduğu seçimlik dersler koymaktır. Orada mesela fizik öğrencilerinin de, sosyoloji öğrencilerinin de seçebilecekleri edebiyat incelemeleriyle ilgili dersler var veya dilin daha özel konularıyla ilgili dersler var. Yani böyle ana dilini öğretmeye yönelik zorunlu dersler yok. Zorunlu dersler yok. Dediğim gibi bu liselerde hallediliyordu. Liseyi bitirinceye kadar hallediliyordu. Tabii çeşitli ülkelerde eğitim sistemleri farklı farklı. Hepsinin ayrıntılarına girmeyelim. Dönelim Türkiye'deki duruma. Türkiye'deki gerçek durum, madem ki efendim bu iş liselerde halledilemiyor, o zaman yüksek öğretimde hiç olmazsa bir kısmını, halledilemeyen bu işin bir kısmını halledelim noktasındaydı ve o sebeple bu dersler kondu. Ve yıllardan beri bunun tecrübeleri var. Bir yıla indirildi, bir yıla indirildi. O zaman madem ki zorunludur bu ders ve madem ki bu işi lisede halledemiyoruz, o halde üniversitelerde bu bir yıl boyunca bu dersi nasıl verelim? Bir yıl boyunca bu dersi nasıl verelim? Yani doğru Türkçeyi nasıl öğrencilerimize kullandıralım? Bir kere bunun için sınıf mevcutlarının son derece az olması gerekir. Ya bunun için tabii sınıf mevcutlarının az olması için de bu konuda ders verecek öğretim elemanlarının sayısının çoğaltılması gerekir. Yani hukuk gibi, tıp gibi efendim yüzlerce öğrencisi olan, şimdi başka bölümlerde de öyle yüzlerce öğrencisi olan bütün yüksek öğretim öğrencilerine bu dersi verirken elbette 100 kişilik, 150 kişilik kalabalık sınıflar gündeme geliyor ve ders göstermelik hale geliyor. Dersin 20 kişiyi geçmeyen sınıflarda yapılması lazım. O zaman karşılıklı, yani etkileşime dayanan bir yöntemle bu dersler az çok bir yıl içinde olduğu için az çok diyorum, az çok amacına ulaşabilir. O zaman öğrencilere efendim yazma ödevleri verilir. Bu yazma ödevleri doğrudan doğruya sınıfta karşılıklı olarak öğrenci öğretim elemanı arasında efendim yanlışlar düzeltilerek, nerede nasıl yanlış yapıldığı gösterilerek anlatılabilir öğrencilere. Ders, yani dersin amacına ulaşması için birinci şart budur. Sınıf mevcudunun az olması. Sınıf mevcudunun az olması. Daha sonra yanlışlar üzerinde, cümle yanlışları üzerinde durulmalıdır. Yani grameri ayrıntılı bir şekilde öğretmek üzerinde değil, öğrencilerin sık yaptığı cümle yanlışları üzerinde durulmalıdır. Bu sebeple öğrenci kağıtlarındaki cümle yanlışları, cümle çok sık yapılan cümle yanlışları tespit edilirse öğretim elemanlarımızın her biri de bunları tespit edebilir. Hatta günlük gazetelerden, radyolardan, televizyonlardan dinleyerek de tespit edilebilir. Öğrencilere ödevler verilerek de tespit edilebilir. Bu çok çok sık yapılan yanlışlar tespit edilerek bu yanlışın giderilmesi için, şu tür yanlışın giderilmesi için efendim cümlenin nasıl kurulması gerekir? Doğrudan doğruya bunlara yönelmek lazımdır. Türk dilinin temel işleyiş kurallarına çok fazla vakit, yani ayrıntılarına vakit ayrılmamalı. Belki yapım eki, çekim ekiyle bu işi bitirmelidir. Yapım eki, çekim ekiyle bitirmelidir derken yapım eklerinin, çekim eklerinin tamamını sayarak değil. Yani işleyiş düzenini göstererek bu iş bitirilmeli, birkaç derste bitirilmeli. Ondan sonra öğrencilerin cümleleri doğru kurmalarına yönelmelidir. Bu da dediğim gibi mutlaka karşılıklı bu hataları göstererek yapılmalıdır. Yani ki'yi çocuklar ayrı yazmıyor, ayrı yazılması gereken yerde ayrı yazmıyorlarsa efendim, veya aksi durumda bu nasıl düzeltilecektir?
Tabii önce anlamdan hareketle. Bakın şu anlamdaki bunu ısrarla. Efendim eğer şu anlamdaysa bu ki ayrı yazılır. Bu anlamdaysa bu ki bitişik yazılır dedikten sonra belki de bazı maddi sonuçlarını da göstermekte. Yani bakın çekilmiş bir fiil varsa o çekilmiş fiilden sonra yani eğer anlamından çıkaramıyorsa öğrenci diyeceksiniz ki çekilmiş bir fiil varsa ve o çekilmiş fiilden sonra bu ki geliyorsa mutlaka ayrı yazılacaktır. Yani görüyorum ki efendim baktım ki filan gibi çekilmiş bir fiil mutlaka ayrı yazılacaktır. Bir de o ki'nin bitişik yazıldığı kalıplaşmış kelimeler var. Onlar ezberletilecektir. Ve denecektir ki mesela yine maddi olarak efendim eğer bir kelimede d eki varsa, bir kelimede ın eki, nın eki varsa ondan sonra gelen ki bitişik yazılacaktır. Bu şekilde önce anlamından hareketle öğrenciye kavratılacak. Onu anlamayanlar için de böyle maddi sonuçlarla bu bildirilecektir. Aynı şekilde D için. Ha mi eki mutlaka ayrı yazılır diyeceğiz arkadaşlar. Yani soru sorduğunuz zaman mi mutlaka ayrı yazılır. Böyle efendim nokta atış. Ondan sonra güzel yazmaya sıra gelebilir mi? Onu bilmiyorum. Yani doğru yazmayı halledersek bence epey iş halledebiliriz. Güzel yazmaya sıra gelebilir mi? Bilemiyorum. Belki bazı kabiliyetli öğrencilerle bu işe de neyse ben böyle bakayım. Öğretim ben elemanı konuşamayacağım bu durumda. Kabiliyetli öğrencilerle girebilir. Ama zannederim bir yıl içinde emeğini daha çok doğru cümle kurmaya harcarsa öğretim elemanı daha iyi yapar. İmla konusuna girmedim bile. Efendim? İmla konusuna girmedim bile. Efendim? Belki başlangıçta sık yapılan imla hataları üzerinde de durulabilir diyorum. Ben konuşmamı burada bitiriyorum. Bütün arkadaşlara başta selam vermedim. Bütün arkadaşlara selamlarımı iletiyorum ve iyi çalışmalar diliyorum hepinize. Teşekkür ederiz Ahmet Bican Bey. Efendim müsaade ederseniz ben konuşmamı yapayım. Sonra da Abdurrahman Güzel Bey'e konuşmasını yapmak üzere söz vereyim. Efendim Türk dilinin öğretilmesi, yazımı, imlasıyla, yazımıyla, imlasıyla, konuşmasıyla ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bunun biraz geriye gidelim, tarihi derinliğine bakalım. Osmanlı eğitim sisteminde bu biraz halledilmiş gibidir. Tahrir heyetleri var. O tahrir heyetleri her türlü yazışmayı yapıyor. Tabii Osmanlı Türkçesinin kurallarına göre işler yürütülüyor. Cumhuriyetin ilanından sonra yeni harflere geçildikten sonra tabii Türk dilinin o harflerle yazılması, çizilmesi ayrı bir sorun haline geldi. İmla kılavuzu Türk Dil Kurumu'nca yayınlandı. Ama o tarihlerde kompozisyon nedir? Yazma sanatı nedir? Bu konularda herhangi bir çalışma yok. Biraz derinlemesine gittiğimizde Mustafa Nihat Özön'ün 1946 senesinde yazmış olduğu bir kompozisyon kitabı var. Konulara bu şekilde girilmiş. Daha sonra Türk Dil Kurumu'nda Sözlük Kolu Başkanlığı da yapmış olan Kemal Demiray bu kompozisyon meselesine el atmıştı. Onun bir çalışması var. Yani kısacası imla ve ifade ile ilgili, yazışmalarla ilgili 1940'lı yıllarda dikkate değer bir çalışma yok. Daha sonra işte Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları biliyorum. Arasında buna benzer çalışmaları görebiliyoruz. Emin Özdemir'in bir çalışması vardı. Türk Dil Kurumu yayınları içerisinde çıkmıştı. Efendim ilk defa Türk dili dersinin üniversitelerde okutulması Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde başlatılmıştı. Daha sonra Hacettepe'de de bu ders öğretilmeye başlandı. Dil tarihte bu dersin yapılması Zeynep Korkmaz'ın gayretleriyle oldu diyebilirim. Ve o tarihten sonra da Zeynep Korkmaz Türk dilinin üniversitelerde öğretilmesi davasında bir numaralı rol oynadı. İhsan Doğramacı Başkanlığı'nda YÖK'ün kurulmasıyla
bu mesele ele alındı. Zeynep Korkmaz başkan yardımcısı oldu. Zeynep Korkmaz başkan yardımcısı olur olmaz zaten üzerinde durduğu bu üniversitelerde Türk dili eğitiminin yapılması, öğretilmesi meselesini ele aldı. O zaman Ahmet Bican Bey'e, bana, İsmail Parlatır'a, efendim diğer arkadaşlara görev verildi ki böyle bir kitap hazırlayın diye. Öyle bir kitap ortaya çıktı. Birkaç sene de o kitap okutuldu. Ama hemen ilave edeyim ki aslında o kitap da derde deva değildi ama çok yüklüydü çünkü. Sonradan o kitap doğrultusunda okutman arkadaşlarımız, hocalarımız kendileri birer kitap yayınladılar. O kitapların sayısı aşağı yukarı 100'ü bulmuştur. Ve bir o kadar da makale vardır bu konuda yazılmış. Ama bütün bunları gözden geçiren bir kişi olarak görüyorum ki Ahmet Bican Bey de demin esaslarını belirtti. Bu kitaplar derde deva olmadı. Çünkü öğrencinin eksiklikleri bu değildi. Söz hazinesi dardı. Yazım kurallarını bilmiyorlardı. İşte bir cümle yapısı meselesi vardı. Kabul etmek lazım ki bugün de belli bir seviyeye gelinmiş değildir. Bunda hepimizin bir dahli bir kabahati vardır. Benim mesela Türk dili o bölümün başkanı olarak çalıştığım yıllarda Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş olan Türk dili bölümünün başkanlığını yaptığım yıllarda bu dersin birçok fakültede verilmesinde ben üstlenmiştim. Okutman yoktu. Aldığımız okutman arkadaşlar da sonradan bu işlere dahil oldular. Böylece benim yüküm hafifledi. Ama daima şikayet şöyle oldu. Bir defa fakültelerin yöneticileri bu işi pek benimsemedi. Onlar bunu fazla buldular. Yabancı öğrenciler vardı. O öğrenciler efendim bize ne gerek var dediler. Onların bir ayaklanması vardı. Tıp fakültesinde veya diğer fakültelerde okuyanlar efendim bizim derslerimiz çok ağır, bir de bu Türk dili dersiyle uğraşmak istemiyoruz derlerdi. Mesela kısaca bir hatıramı anlatayım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türk dili dersleri verilecek. Bir hoca arkadaşımızı oraya tayin etmişiz. Hoca geliyor gidiyor diyor ki hocam ben bu dersi yürütemeyeceğim. Neden? Çünkü çok büyük bir sınıf, amfi halinde. Öğrenci yoklamayı yapıyor, arka kapıdan gidiyor. Ben öğrencilere hakim olamıyorum. Efendim, ben onun üzerine biraz böyle dirayetli, işi bilen bir hoca tayin ettim. Ve kendisi dedi ki, hoca dedi ki, hiç merak etmeyin dedi, hocam ben onları hepsini dize getiririm dedi. Hocayı gönderdik tıp fakültesinde, dersleri vermeye başladı. Aradan bir ay geçti. Ya bu hocamız acaba dersleri yürütüyor mu? Bir bakayım dedim ve gittim fakülteye. Sınıf boş. Odacıya sordum. Dedi ki hocam bir aydır o ders yapılmıyor, gelmiyor. Hoca gelmiyor, öğrenciler de gelmiyor. Ara tara neyse bizim okutman arkadaşı bir yerde buldum. Sordum ya niye dersleri? Hocam dedi belanızı mı arıyorsunuz dedi. Ben meseleyi hallettim dedi. Öğrencilere gelmeyin, sınava gelin yeter dedim dedi. Böyle manzaralarla karşılaştık maalesef. Efendim şimdi hocalarımızın yazmış olduğu kitaplar ayrı bir meseledir. Bu dersin verilişi ayrı bir konudur. Efendim idarecilerin bu meseleye bakışı çok farklıdır. Ama amaç bu değildi. YÖK'ün başlatmış olduğu ki ben bu işin içinde başlangıçtan beri beraberim. Ahmet Bican Bey'le de beraberiz. Birinci derecede amaç Türk dili sevgisini kazandırmaktı öğrencilere. Çünkü sözlüğe bak diyoruz öğrenciye. Hocam diyor sözlüğe İngilizce kelimelere, Fransızca kelimelere bakmak için kullanılır. Türkçe kelimeler neden bakalım? Yazım kılavuzu bir türlü öğrencilere aldıramadık. Böyle çok dertlerimiz var. Efendim öğretim birleştirici ve bütünleştirici olsun dedik. Bütün fakültelerde, bütün üniversitelerin fakültelerinde, birimlerinde
bu dersleri aynı ölçüler içerisinde verelim ve amaca uygun olsun diye çok uğraştık ama bir türlü bunu sağlayamadık. Bilim ve sanat dalları içinde terim birliği sağlayalım dedik. Bence Ahmet Bey'in şimdi demin bahsettiği maddeler arasında terim meselesi çok önemli. Tıp fakültesinde ben bir süre bu terimler üstünde durdum ve çok da yararlı oldu çocuklara. Terimlerin bir telaffuzu var, yazımı var ki kelimelerin pek çoğu yabancı. Evet, efendim Türkçenin geçirdiği hızlı bir değişim var. Bunu önce öğrencilere bizim anlatmamız lazımdı. Türkçe neydi, nereden geldi, nasıl oldu? Şimdi Uygurca eserleri açıyorsunuz, içinde Türk'le, Türkçe ile, Türk kelimesiyle ve gerçekten fiilleriyle falan zengin bir malzeme var orada. Ama bu malzeme aktarılamadı. Aktarılanlar da tanıtılamadı. Evet, şimdi Yükseköğretim Kurulu bir eğitim programı hazırlamış, çerçeve programı. O programı gittik, Boğaziçi'nde tartıştık. Tartışmalardan da bir sonuç aslında çıkmadı. Yıllarca bu ders böylece bir Gök'ün koymuş olduğu ders sayılarak Allah kabul etsin şeklinde devam ettirildi, gelindi. Okutman arkadaşlarımızın hepsi bu meseleye büyük bir emek sarf ettiler. Kitaplar yazdılar ama sistem yerinde değildi. Ne demek sistem? Bir defa kalabalık sınıflarda bu ders olmuyor. İkincisi mikrofonla, uzaktan eğitimle o da olmuyor. Öğretim üyesi öğrencilere hakim olamıyor. Öğrenciye sevdirilmemiş, bu ders öncelikle onu anlatmak lazım, sevdirilmemiş veya gerekleri anlatılamamış. Neden bu ders sizin için gerekli? Bunlar verilememiş. Verilemeyince çocuklar bunları bir külfet, bir zorunluluk olarak kabul ettiler. Ama tabii arada gerçekten ilgili öğrenciler vardı. Sorular soruyor efendim. İlgilenenler vardı. Onları bunların dışında tutuyorum. Üniversite eğitiminde Türk dilinin öğretilmesi ya çok sınırlı ve çok programlı olarak öğretilecek ama bütün görev ilk öğretime, orta öğretime aittir. İlk öğretim, orta öğretimde bugün yapılan Türk dili eğitimini torunumdan biliyorum. Maalesef istenilen seviyede değil. Üniversite giriş sınavlarını getirdi, baktım. İçinde Türk diliyle ilgili doğru dürüst soru yok. Hep zihin harekete geçirmek için sorulmuş, efendim, tuzaklarla dolu sorular. Demek ki bizim bir büyük işimiz daha var. Önce orta öğretimde, ilkokuldan başlayarak liselere kadar Türk dilini nasıl vereceğiz? Önemli olan bir yazım meselesi var. Onu bir halletmemiz lazım. Bir de Türk dili giderek yabancılaşıyor. Sevgili hocalarım, hepinizi bu konuda dikkate davet ediyorum. Hiç farkında değiliz. Gazetelerin sayfalarını okuduğunuzda göreceksiniz. Alabildiğine yabancı kelime doldu Türkçe'ye. Hatta Türkçesini bile bırakıp, Osmanlıcasını bırakıp, Türkçesini bırakıp, Fransızcasını onun yerine kullanmaya gidildi. Belki bu mesele YÖK'le ve milli eğitimle daha etraflı olarak ele alınacak, daha programlar düzenlenecek. Çok büyük bir meseledir. Başınızı fazla ağırtmayayım. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. En son alacağız. Evet, Abdurrahman Bey'i davet edecektim ama Abdurrahman Bey'i bir sonraki konuşmaya, sona doğru konuşmasını versin istiyoruz. Şimdi efendim Sayın Profesör Doktor Leyla Karahan hocamızda sıra. Hocam buyurun, sizi dinliyoruz. Çok güzel için çok sağ olun. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Evet hocam, duyuyoruz. Geliyor hocam. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Üniversitelerdeki bu zorunlu Türk dili derslerine ben
girmedim. Sadece bir dönem zorunlu Türk dili derslerinin bölüm başkanlığını yaptım. Ayrıca bir dönemde Kara Harp Okulu'nda Türk dili derslerine girdim. Harp Okulu'nun programı bir ölçüde üniversitelerde uygulanan programa benziyordu. Ana derslerinden olmadığı için ve programdaki konu başlıklarından hareketle orta öğretimdeki konuların tekrar işlenmesini sıkıcı buldukları için öğrenciler ne yazık ki düşük bir motivasyonla ders takip ediyorlardı. Programda yer alan konuları öğrenciyi sıkmadan, işte edebi metinler aracılığıyla bazen günlük hayattan örnekler vererek öğretmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında doğrusu da bu. Dersin hocası olarak bu dersin aslında ne kadar gerekli olduğunu hissettirmenin, onlara dersi sevdirmenin çok büyük maharet isteyen bir iş olduğunu bu tecrübem sırasında daha iyi anladım. Çünkü daha önce Türk dili derslerine girmemiştim. Boşuna dememişler öğretmenlik sanatkarlıktır diye. Öğretmenlik sanatının tam da gösterileceği dersler bu Türk dili dersleri. Bu tecrübem bana Türk dili dersi hocalığının bölümdeki alan dersi hocalığından daha zor olduğunu gösterdi. Alan dersleri daha kolay çünkü belli bir konunuz var. Talep eden karşınızda öğrenci, isteyen öğrenci var. Onlara anlatıyorsunuz, bu kolay. Ama Türk dili ders hocalığı böyle değil. Çok büyük maharet istiyor onlara bu dersi anlatmak, onlara sıkmadan anlatmak ve onları dinletmek için. Yüzü aşkın bir öğrenci topluluğuna büyük amfilerde Türk dili dersi veren, birkaç yıllık deneyimi olan hocaları düşünüyorum, daha doğrusu düşünmek bile istemiyorum. Onların işleri çok ama çok zor, çok zor. Hocalarımız da söylediler, üniversitelerde zorunlu olarak Türk dil dersi yaklaşık 40 yıldır okutuluyor. Ben YÖK'ün sayfasından neden ihtiyaç duyulmuş bu derse o paragrafı okudum. Diyor ki o paragrafta neden ihtiyaç duyulmuş bu Türk dili derslerine. İlk cümle şöyle başlıyor. İlk ve orta öğretimde dil bilgisi ve Türkçe dersleri yeterli ölçü ve nitelikte ele alınmadığı için böyle başlıyor. Yani ilk ve orta öğretimde dil bilgisi ve Türkçe dersleri yeterli ölçü ve nitelikte alınmıyormuş, ele alınmıyormuş. Cümle böyle. İlk ve orta öğretimde dil bilgisi ve Türkçe dersleri yeterli ölçü ve nitelikte ele alınmıyor olabilir. Tespite diyecek bir sözüm yok. Ama çözüm bence bu değil. İlk ve orta öğretimde dil bilgisi ve Türkçe dersleri yeterli ölçü ve nitelikte alınmıyorsa alınması için tedbirler aranır. Buna engel ne var? Alınıyor da yine iyi sonuç alınamıyorsa bunun sebepleri üzerinde durulur. İlk ve orta öğretimden sorumlu bir bakanlığımız var. Adı Milli Eğitim Bakanlığı. Ortada bir başarısızlık varsa hesabı önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorulur. Şimdi Milli Eğitim Temel Kanunu'na bakıyorsunuz, Türkçe ve Edebiyat derslerinin amaçlarına, hedef ve kazanımlarına bakıyorsunuz. Hepsinde de Türk dilinin doğru ve güzel kullanımının amaçlandığını ifade eden cümleler görüyorsunuz. Doğru, çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi bu. 12 yıllık ilk ve orta öğretim boyunca başarılı olamadığımız bir eğitimin sorumluluğunu üniversitelere yüklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle bir tespit yapılmışsa bu aksaklığı gidermenin yolu üniversitelere Türk dili dersi koymak olmamalıdır. Böyle bir eksiği tamamlama görevi üniversitelerin değildir. Bir kurum düşünün, sorumluluğunu yerine getiremiyor, başarısız. Bir başka kurum da o kurum iyi yapamıyor diye onun sorumluluğunu üzerine alıyor. Üstelik yeterli ölçü ve nitelikte alınmıyor diye eleştirerek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eleştiriye bir tepkisi olmuş mudur acaba, doğrusu merak ediyorum. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığı için çok ağır bir eleştiridir bence. 12 yılda başaramadık. 2 yarı yıllık bir dersle ve en az 100 kişilik amfilerde tartışılan bir öğretim programıyla, çoğu az tecrübeli öğretim kadrosuyla öğrencilere
Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandıracağız. Okuduklarını, dinlediklerini doğru ve tam olarak anlayacaklar. Doğru konuşup doğru yazacaklar. İşte söz dağarcıkları zenginleşecek falan. Ben bunu gerçekçi bulmuyorum. İnşallah üniversiteden sonra bir gün yüksek lisans ve doktora programlarına da Türk dili dersi koymaya mecbur olmayız. YÖK'ün biraz önce okuduğum amaç cümlesi şöyle devam ediyordu. İşte yeterli ve ölçü ve nitelikte alınmadığı için üniversiteye gelen öğrenciler Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazanmamış bulunmaktadır. Bu da doğru, bu da doğru. Dil bir beceri işi. Ağaç yaşken eğiliyor. Yaş ilerledikçe dil alışkanlıklarını kolay değiştiremiyorsunuz. Zorlaşıyor değiştirmek. Üniversite öğrencilerinin Türkçeyi kullanmaktaki sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Hepimiz şahit oluyoruz. Sınav kağıtları bu konuda yazılı birer belge. Hadi noktayı virgülü imla meselesini bir tarafa bıraktık. D2'yi ayıramıyormuş. Ondan da vazgeçtik. Öyle anlatım bozuklukları oluyor ki öğrencilerin yazdıklarını anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Sıkıntı sadece Türkçeyi doğru ve güzel kullanma konusunda değil. Üniversite öğrencileri Türkçeyi kendi ana dillerini yeterince tanımıyorlar. Kullandıkları dilin farkında değiller. Bir araştırma yapılmış, internette buldum, okudum. Üniversite öğrencileri arasında yapılmış bir araştırma. Öğrenciler Türkçenin başka dillerden sürekli kelime alan, başka dillere hiç kelime vermemiş olan ve dünyada çok az konuşulan dillerden biri olduğunu zannediyorlar. Yani kendi dillerini tanımıyorlar. Türkçenin nasıl bir dil olduğunu bilmiyorlar. Farkında değiller. Evet, tabii öğretim programları hepinizin bildiği gibi eğitim öğretimin can damarı, pusulası. Üniversitelerdeki mevcut Türk dili dersleri bugüne kadar en çok program yönünden eleştirildi. İmla, noktalama işaretleri, işte büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu vesaire. Orta öğretimde gördükleri konularla tekrar karşılaşmalarının öğrencilerde bıkkınlığa sebep olduğu çoktandır ifade ediliyor. Bölüm dersi olmadığı için zaten öğrenciler tarafından hafife alınıyor, yük gibi görülüyor bu dersler. Bir de buna programdaki olumsuzluklar eklenince öğrencilerde motivasyon iyice zayıflıyor. Yine bir araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin çoğu tabii ki bu dersi gereksiz buluyorlar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Türk dili dersleriyle ilgili bu sıkıntıları gidermek için devlet ve vakıf üniversitelerinin çerçeve programı esnettiklerini veya esnetmeye mecbur kaldıklarını görüyoruz. Yok böyle bir tasarrufa cevaz verdi mi bilmiyorum. Baktım ama bulamadım. Vermiştir herhalde bu programları bu şekilde esnettiklerine göre. Ben birkaç üniversitenin halen uygulamakta oldukları programları inceledim. Artık üniversiteler Türk dili dersleri için yarı yıllarda okutacakları konuları belirlerken gördüm daha esnek davranıyorlar. Mesela başlıklar şöyle, eleştirel düşünme, böyle bir konu başlığı var, konu başlığı program içinde. Dil temasları, dil politikaları, 21. yüzyılda okuryazarlık, dünyada günümüzde Türkçe, disiplinler arası ilişkiler bağlamında edebiyat ve dil, diksiyon, İşte tehlikedeki diller, dilin matematiği gibi. Bir iki özel üniversiteyi inceledim. Bir özel üniversite bütün öğrencilerine zorunlu Türk dili değil, böyle bir dersleri yok. Türk dili ve edebiyatı diye bir ve iki yarı yılda okutulan zorunlu bir ders koymuş. Türk dili dersi yok, Türk dili ve edebiyatı. Birinci yarı yıl dersi için şu ifadelere yer verilmiş. Diyor ki geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet modernleşme sürecini edebiyat ürünleri üzerinden tartışmayı hedefler. Dersin öncelikli hedefi geç Osmanlı, erken Cumhuriyet modernleşme sürecinin edebiyata nasıl yansıdığını incelemek. Öte yandan diğer önemli bir hedefimiz de bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, tartışılacağı, yazılı ya da sözlü olarak yorumlanacağı konusunda
kuramsal ve uygulamalı beceri kazanmaktır diyor. İkinci yarı yıl içinde şöyle ifade kullanılmış. 20. yüzyılda üretilmiş ve yine bu yüzyılda gelişen modern Türkiye tarihiyle ilgili meseleleri ele alan roman, kısa öykü ve benzeri edebi metinlerin incelenmesini hedefler diyor. Devam ediyor. Vaktinizi alma istemiyorum. Uzun uzun okumayayım. Bir başka özel üniversitede dersin adını Türk dili değil. Dersin adı Türkçe sözlü ve yazılı anlatım olarak değiştirmiş ve diyor ki Türkçe derslerinde, yani bu derslerde yazılı sözlü ve yazılı anlatım dersinde yüksek öğretim kurulunun programına koşut olarak yerleşik dil bilgisi kurallarının kullanımına yönelik uygulamalar ve Türk dilinin genel özellikleriyle tarihsel gelişimine ilişkin bilgi arttırıcı çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak dil ve yazım çalışmaları yapılmaktadır diyor. Evet, ayrıca bu üniversite, bu bahsettiğim, son anlattığım üniversite bütün öğrenciler için programlarına seçmeli dersler koymuş. Seçmeli dersler. Türk Edebiyatı'nda kısa hikaye seçmeli derslerin adı bunlar. Türk Edebiyatı'nda roman, çağdaş Türk şiiri, Türk Edebiyatı'nda modernleşme ve toplumsal cinsiyet, Türk tiyatrosu tarihi, çocuk edebiyatı, Türk romanında kadın, Osmanlıca. Bunlar seçmeli derslerin adı. Verdiğim örnekler, bu örnekler konuyla ilgili çözüm arayışlarını gösteriyor. Bu toplantıda üniversitelerde okutulan bu zorunlu Türk dili dersleriyle ilgili mutlaka bazı eleştiriler, bazı değil birçok eleştiriler getirilecek ve muhakkak çözüm önerileri de sunulacak. Ben öneri mahiyetindeki düşüncelerimi şöyle özetlemek istiyorum. Bir, öncelikle ilk ve orta öğretimde Türkçenin sözlü ve yazılı iletişimde doğru kullanımı için Milli Eğitim Bakanlığı alan uzmanlarından da yardım alarak gerekli çalışmaları yapmalıdır. Bu onların işidir. Özellikle ilk ve orta öğretimde kitap okumayı teşvik için yeni yollar araştırılmalıdır. Çok kitap okuyan öğrencilerin Türkçeyi iyi kullandıkları bir gerçek. Bu Milli Eğitim'in işi. Gelelim üniversitelere. Üniversitelerde zorunlu olarak okutulacak bir Türk dili dersinin adı ne olursa olsun, YÖK'ün kendi programında yakındığı gibi, şimdi bu sözümün altını çiziyorum, çizerek vurgulamak istiyorum. Yapılamayanı yapmak için değil üniversiteler. Yapılamayanı yapmak için değil, hedeflenen seviyeye orta öğretimde ulaşmış olan öğrencilere daha üst bir seviye kazandırmak için yapılması gerekir. Daha üst bir seviye, bu Türk dili dersi adı ne olursa olsun, daha üst bir seviye kazandırmak için yapılır. Bunun için okuma, yazma ve tartışma ağırlıklı bir program yapılarak, uygulamaya konu olan metinler aracılığıyla yeri geldikçe öğrencilere Türkçenin özellikleri, kuralları, incelikleri gösterilerek yapılır. Yine yeri geldikçe yapılan yanlışlar konusunda öğrenciler uyarılır. Uygulamaya yönelik dikteyle değil biraz araştırma, biraz keşfetme yöntemini öne çıkaran bir eğitim süreciyle bu iş halledilmeye çalışılır. Bunun ben daha yararlı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Bir son önerim de şöyle. Üniversite öğrencilerine dolaylı olarak onlarda Türkçe bilinci oluşturabilecek, Türkçeyi yetkin kullanabilmelerini sağlayabilecek zorunlu seçmeli dersler koymak. Zorunlu, mutlaka öğrenci seçecek ama kendi seçecek ve onlardan iki dönem boyunca istedikleri bir dersi seçmelerini istemek. Böylece öğrenciye bir özgürlük de tanımış oluyoruz. Öğrenci bu derslerden istediği birini zorunlu olarak seçecek. Tabii adı ne olursa olsun. Bu dersler işte Türk kültürü, Türk edebiyatı kaynaklı dersler olacak. İşte mesela Cumhuriyet dönemi Türk romanı, modern Türk şiiri, Türk hikayeciliği, okuma tartışma diye bir ders olabilir. Tarihi olayların edebiyata yansıması diye bir ders olabilir. Bunlar çoğaltılabilir. Bu dersler okumayı gerektiren dersler. Böylece öğrenciler de okumaya teşvik edilmiş olacak. Derslerde
Okudukları metinden hareketle Türkçenin özellikleri, incelikleri üzerine durmak da pekala mümkün. Göz ardı edilmemesi için de bu hususlar kayıt altına alınabilir. Son sözüm şu olacak, aslında bu zorunlu seçmeli derslerin önemli bir faydası da, mesela düşünün ki 10 tane seçmeli ders var, belli ki öğrenciler bu derslere bölünecek. Öğrenci sayısı da, sınıflardaki öğrenci sayısı da böylelikle azalmış olacak. Her dersin kontenjanı belirlendiğinde de kalabalık sınıflar olmayacak. Öğrenciler ders içinde kendilerini ifade edebilmek için uygun ortamları da bulmuş olacaklardır. Evet. Son söz Türk dili dersleriyle ilgili toplantıda evet. Muhakkak ki çok güzel, mantıklı, bilimsel çözüm önerileri gelecektir. Ben de merakla bekliyorum. Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. Evet, efendim teşekkür ederiz Leyla Karahan hocamızın. Çok ayrıntılı bir konuşması oldu. Efendim şimdi Hayati Develi beyefendiye söz veriyoruz. Buyurun Hayati Bey. Kıymetli hocam, sayın başkanım, kıymetli hocalarım, kıymetli akademisyen arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ben hep şöyle düşünürdüm. Ya bu Türk dili dersleri üniversiteye nasıl kondu acaba diye. Şimdi Ahmet Bican Ercilasun hocam, Hamza hocam anlattılar ki onların biraz dahli olmuş bu işte. Ben de bizim hocalarımız bunu yapmıştır diye düşünüyordum. Hocalarım sanki tam ifade etmediler. 1981 benim de öğrenci olduğum bir zamanda bu dersler konmuştu. O günün darbe ortamından sonraki temel havada da şöyle bir yaklaşım vardı. Yani üniversitelerde öncesinde şimdiki gençler hatırlamıyorlar. Siyasi bölünmeler, işte Marksist ve milliyetçiler vesaire gibi aralarında şiddetli çatışmalar, zaten darbenin sebebi de buydu. Bu derslerin üniversiteye konmasında gençlere Türklük bilincini, Türk kimliği algısını, Türkçe sevgisini, biraz da milletseverlik duygusunu bu yolla ekleyebilir miyiz? Endişesi de sanırım rol aldı. Yoksa bütün hocalarımın söylediği gibi, konuşan hocalarımın, dinleyen hocalarımın da mutlaka katıldığı gibi bu işin üniversitede yapılmaya kalkışılması esasen hiç de arzu edilen, beklenen bir durum olmamalıydı. Yani dünyanın hangi memleketinde böyle bir eğitim sistemi vardır? Orta öğretimde halledemediğiniz bir sorunu üniversitede bir yıllık bir dersle çözmeye çalışasınız. Elbette bu akılcı bir yaklaşım değil. Peki, işin akademik olarak şöyle bir tarafı da var. Hepimiz üniversite hocasıyız ve görüyoruz ki üniversiteye gelen öğrenciler Türkçe bilmiyorlar. Yani bizim arzu ettiğimiz şekilde akademik olarak kendilerini ifade edecek veya ifade edilecek olanı anlayacak derecede. Bizde dil bilimiyle ilgili, dilin psikolojik yapısıyla ilgili ilk makaleyi yazanlardan biri Hoca Tahsin Efendi, Psikoloji isimli kitabında der ki bir dilin iyi bir dil olabilmesi için, yani gençlerde ifade ve istifadeye muktedir bir halde olması gerekir. İfade, ifade etmek malum, istifade de kendisine ifade edileni anlamak demek. Şimdi gelen öğrenci, üniversite öğrencisi ne kendisini ifade edebiliyor Türkçe, ne de kendisine ifade edileni anlayabiliyor. O zaman biz ona birçok alanda tam olarak meramımızı anlatamıyoruz. Bu iş orta öğretim seviyesinde bitmesi gerekirdi. Yüksek Öğretim Kurumu'nda çok iyi bilmiyorum, emin değilim ama Zeynep Hoca'dan sonra herhalde Türk dili alanı, Türk dili olan ikinci üye ben oldum. Harf sırasına göre oturuyoruz kurulda. Benim hemen üstünde de Ömer Demir Hoca otururdu. ÖSYM Başkanı. Bir gün hocaya dedim ki hocam, bu dil meselesini halledebilmemiz için bu ÖSYM sınavlarının kaldırılması gerekir. Teste dayalı, çoktan seçmeli sınavların. Çünkü buna hazırlanma, çünkü sadece üniversiteye girmeye hazırlanmıyoruz. Anadolu liselerine ve diğer liselere girmek için de çocuk ilkokuldan itibaren çoktan seçmeli bir değerlendirme sistemine tabi tutuluyor. Bütün öğrenme aktiviteleri buna yönelik oluyor. Bunun da bir insan beyninde gerçekten etraflı düşünmeyi,
eleştirel düşünmeyi, düşünce geliştirip bunu da anlatabilmeyi, anlatabilme becerilerini yok ettiğini düşünüyorum ve gözlemliyorum. Yani çocuklarımızın beyinlerini mahvediyoruz. Bu çocukların gerçek anlamda beyin kapasitelerini kullanabilmeler için dillerini, dil neyse, bizim dilimiz Türkçe, en etraflı bir şekilde bütün imkanlarıyla kullanmayı öğrenebilmeleri lazım dedim. Hoca dedi ki, hocam bu en adil sistem. Bu en adil sistemden dışarı çıkamayız. Doğru, en adil sistem olduğu üniversite sınavlarının kabul edilebilir bir dereceye kadar. Ama biz bu adil sistemden hakikaten ifade ve istifade kabiliyeti olmayan, yani dil açısından beyni biraz dumura uğramış bireyler yetiştiriyoruz. Bundan vazgeçilmesi gerekir. Bundan vazgeçilmediği sürece milli eğitimde hangi sistem uygulanırsa uygulansın, çocuk yeterince konuşma, yeterince dinleme, yeterince yazma faaliyetinde bulunmadığı sürece dilin kelimelerini, yapılarını ve onun imkanlarını fark edemeyecek, öğrenemeyecek, içselleştiremeyecek. Böylece sınırlı bir dil kapasitesiyle karşımıza çıkacak. Yapılmış bir araştırmada dünyada okuma hızları ölçülmüş. Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerinde bir dakikada ortalama 600 civarında kelime okuyabiliyor bir genç. Bizde en iyi liselerde, o yıllarda Anadolu Lisesi'ydi bu, çalışmanın yapıldığı yıllarda, bu sayı 400'ler civarına çıkıyor. Ortalama 250-300 kelimeyle sınırlı kalıyoruz. Niye? Çünkü göz tanımadığı kelimelerde duraksıyor ve bu duraksama onun okuma hızını ve anlama kapasitesini düşürüyor. Öncelikle bundan vazgeçmek lazım. Ama önümüzde bir program var. Leyla Hocam hep YÖK'ü suçladı. Aslında YÖK'ü oluşturan şeyler bizleriz. Yani oradaki bu programları koyanlar bizleriz. Bunu düzeltmenin bence yegane yolu yüksek öğretimdeki Türk dili derslerini behemal kaldırmaktır. Bu işi bütünüyle liselere, yani orta öğretime terk etmektir. Üniversitede dil eğitimi daha çok akademik okuma, akademik dinleme, akademik yazma, eleştirel yazma, düşünme konusuna yönelmelidir. Biz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2 yıl önce yeni bir ders koyduk. Zorunlu seçmeli gibi. Aslında seçmeli ama zorunlu olarak seçtiriyoruz. Leyla Hocam da öyle söylemişti. Bilimsel metin üretimi dersi. 2500'e yakın öğrencimiz bu dersi alıyor. 2 dönem boyunca akademik bir metin nasıl üretilir? Buna benzer dersler var biliyorum üniversitelerde. Ama daha genel, daha dille de irtibatını kuracak bir çerçeve içerisinde bu dersi yürütmeye çalışıyoruz. Bakalım birkaç sene sonra nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Ama bunların bilhassa not alma, yazma, yani Türkçe akademik bir metin nasıl yazılır? Bunun kitabı da yok elimizde. Yani hangi zarfları, hangi edatları, hangi fiil biçimlerini kullanmalıyım, kullanırız? İşte güzel Türkçemizde şöyle şöyledir demek mesela akademik bir dil değildir. Metnimizde şöyle şöyle sonuçlara ulaştık demek akademik bir dil değildir. Ben yaptım demek akademik bir dil değildir gibi. Türkçe'de bu akademik dil, yani objektif, nesnel bir dil nasıl olmalıdır'ı öğretecek kitapların yazılması ve bunun da bir şekilde ilk sene bütün öğrencilere bir tür oryantasyon eğitimi gibi aktarılması gerekir. Bizim şu anda mevcut sistem, Leyla Hocam'ın bahsettiği üniversitelerin bazıları tahmin edebiliyorum, ismi önemli değil. Mesela Türk Dili ve Edebiyatı bir üniversitede o ders, sanki orada Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulsun arzusuyla konmuştu. Ama sonra o bölüm kurulmadı. O ders de öyle, o isimle kaldı. Güzel, yani yaklaşım olarak güzel. Zorunlu bir ders bu. Bunun içeriği de belli. Yani vakti zamanında yapılmış olan çerçevenin dışına çıkamıyorsunuz. Çıkarsanız yok, soruşturma bile açabilir yani. Niye bu müfredatın dışına çıktın? Çünkü o kadar serbest bırakmıyor. Sanırım Ahmet Bican Hocam bunu söyledi. Bizi bu konuda sınırlıyor o şey, kanun. Ders materyalinin niteliği, dersin içeriği, konuları esasen öğrenci tutumlarını da belirliyor. Düşünün,
Hocam da söyledi, 100 kişilik bir amfide ders veriyorsunuz. Ahmet Bican hocamın söylediği gibi bunu 20 kişilik sınıflarda yapmak çok ütopik bir yaklaşım bugünkü şeyimizde. Çok güzel bir yaklaşım ama bu mümkün değil. Yani benim dekanlığını yaptığım fakültede her sene 2500 civarında öğrenci geliyor. Amfilerin bırakın 20 kişilik 50 kişilik olması bile büyük bir lüks. Böyle bir amfi yer problemi mümkün değil. Yani bunları kalabalık sınıflarda yapmak zorunda kalıyoruz. Kalabalık sınıflarda yaptığımız için de öğrencinin odaklanması, derse odaklanması, okutmanın derse, öğrenciye odaklanması mümkün olmuyor. Yani biraz dostlar alışverişte görsün kabilinden yapılıyor derslerin çoğu. Derslerini seven, işini seven hoca varsa, birikimi de iyi olan hoca varsa elbette öğrenciye bir şeyler aktarabilir. Bu son derece sınırlı bir kabiliyet oluyor. Şimdi bu derslerin ne derece başarılı olduğu, öğrencilerin tutumları, hocaların tutumları konusunda epeyce yayın var. Yani bunları zaten alan uzmanı hocalarımız biliyorlar. Bunları tekrar etmeye gerek yok. Genel itibariyle bunun bir sorun olduğunu ifade edelim. 2017 yılında YÖK'te bir çalıştay yapıldı. Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlarının katıldığı. Burada esasen biz Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin müfredatını üzerinde durduk. O toplantıda bir de bu umumi Türk Dili dersleriyle ilgili çalıştay yapılması niyetlendi. Ancak o gerçekleşmedi. Bu gibi çalışmalar bu yere gelecektir. Kanaatim toplantı bittiğinde bu toplantının sonuçlarının üst kurumların dikkatini çekecek şekilde, onlara sunulacak şekilde raporlandırılıp Yükseköğretim Kurumu'na ve ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na bir şekilde bir deklarasyon olarak sunulması son derece faydalı olacaktır. Bu derslerin yeniden planlanması açısından. Biz daha çok Türk öğrencilerin, yani ana dili Türkçe olan öğrencilerin müfredatıyla ilgilendik. Daha çok bunu göz önünde tutuyoruz. Ama bir sorunumuz daha var, o da uluslararası öğrenciler. Bu başlangıçta elbette düşünmemişti. Çünkü az sayıda uluslararası öğrenci vardı. Hamza hocam söyledi, bazı yabancı öğrenciler buna itiraz etti falan diye. Oysa şimdi bildiğim kadarıyla 200 bin civarında uluslararası öğrenci var Türkiye üniversitelerinde. Bunların bir kısmını devlet finanse ediyor. Yani yurt dışı akraba topluluklar, Türk devlet, Türk toplulukları, YTB dediğimiz topluluklar, kurum aracılığıyla finanse edilenler ve kendi imkanlarıyla gelenler. Bunlar biliyorsunuz bir yıl Türkçe dersi görüyorlar. Güya B2 seviyesinde Türkçe öğreniyorlar. Sonra karşımıza geliyorlar. Böyle bir öğrenci mi olmuştu? Çocuk ne söylersem kafasını sallıyor. Yani bir şey söyledim, anlamadığını hissettim. Çocukla daha yakından konuştum. Bazı sorular sordum. Çocuk hiçbir şey anlamıyor. Ama oraya gelmiş. O sınıfa gelmiş. Hangi kurstan mezun oldu? Hangi kurumdan yeterlilik belgesini aldı? Bilmiyoruz. Önemli de değil. Yani neticede o kurumlar da bizim üniversitelerimiz veya üniversitelere yakın çalışan kurumlar. Yani yabancı öğrencilerimizin önemli bir kısmının Türkçe problemi var. Bu uluslararası bir proje Türkiye açısından. Bu öğrenciler Türkiye'ye gelecekler, Türkiye'de eğitim alacaklar, dilimizi iyi bir şekilde öğrenecekler. Bu hem Türkçenin dünya çapında yaygınlaşması açısından ciddi bir avantaj ve imkan, bunu kullanacağız. Hem de bunlar ileride Türkiye'nin efendime söyleyeyim yumuşak gücü olacaklar kültürel diplomasi alanında. Ama bunu Türkçe öğretimi açısından büyük ölçüde başaramadığımız da açık. Yani Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne gelen öğrenciler dahi çok az istisnalar hariç dil konusunda yetersizler. Ben dedim ki ya bu öğrenciler ekstra bir şeyler yapalım, ek dersler verelim. Hepsine mesaj gönderdik. 3 sene yani şeyden önce, bu koronadan önce, pandemiden önce bizim büyük bir amfimiz var, 1500 kişi falan alan. 1000 civarında da böyle öğrencimiz var. Dedim anca sığarız, oraya gelsinler. 7 veya 8 öğrenci geldi. Dedim ki ya 7-8 öğrenciyle hedefimize ulaşamayız, iptal edelim. Bir ay sonra daha küçük, bizim fakülteyi bilenler bilir, kurul odasına yapalım dedim.
tekrar duyuru yaptık. Daha az sayıda da olsa katılım olacağını düşündük. Kaç öğrenci geldi dersiniz? Sıfır. Hiçbir öğrenci gelmedi. Ben yine yılmadım. Dedim ki öğrencilere, uluslararası öğrencilere dönüp kurs niteliğinde ders açalım. Açtık. Bu sefer geldiler. 10-15 öğrenci. Çoğu da Suriyeliydi. Kayıt yaptırdılar. Üniversitemizin dil merkezinden hocalar, yabancılara Türkçe öğretme tecrübesi olan hocalarımız bunlara ders verdi. Ama işte o 10-15 öğrenciyle sınırlı kaldı. Şimdi bunlarla ilgili yapılacak olanlar da son derece önemli. Hem üniversite öncesi, şimdi TÖMER dediğimiz veya dil merkezi dediğimiz adı başka da olabilir, kurumlarımızın bu işi ciddiye alması gerekir. Bu iş belki ciddiye alınıyor ama hepsinde aynı derecede değil. Ben Yunus Emre Enstitüsü'nde bulunduğum sürece son görevimin sonlarına doğru dedim ya ortak bir şey yapalım, sınav yapalım. Yani bu üniversite öğrencilerinin katılacağı. Benim görevim bittikten sonra böyle bir sınav yapıldı ama o sınavın sonucu hiçbir zaman açıklanmadı. Ben şöyle yorumluyorum bu açıklanmamasını. Yani ortaya çok kötü bir sonuç çıktı. Bunu da üniversiteler açıklamak istemediler. Yani Yurtdışı Türkler Başkanlığı bunu açıklamak istemedi. Şimdi her üniversite kendisi sınav yapıyor, tamam öğrettin diye gönderiyor. Oysa bir üst kurum yapmalı bu sınavı ve ak koyun kara koyun belli olmalı. Eğer bir üniversite Türkçeyi yabancılara yeterince verimli bir şekilde öğretemiyorsa kendine çeki düzen vermeli. Ya hocalarını iyi eğitecek, okutmanlarını ya ders materyalini değiştirecek. Yani bir çare bulmak zorunda buna. İyi olanlar elbette var. Ama bu işi üniversite öncesinde yeteri kadar iyi yapamıyoruz. Birinci mesele bu. Üniversite sırasında da Türkçe öğretiminin devam etmesi yabancı öğrenciler için farklı adlarla gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu işte Türkçe öğretiyoruz hadi gelin şeklinde değil. Şimdi bizim toparlamam gerekir. Leyla hocamın yaptığı gibi sonuç olarak ne diyelim, ne önerelim? Benim önerim yüksek öğretimde Türk dili adıyla olan bu derslerin lağvedilmesini, kaldırılmasını öneririm. Bu işin ciddi bir deklarasyonla Milli Eğitim Bakanlığı'na tevdi edilmesi, oradaki sistemin değiştirilmesi gerekir. Yüksek Öğretim Kurulu'nda alınan bu son 3-4 yıldır sınav sisteminde yapılan değişiklik esasen iki şeye odakladı eğitimi. Bir, Türkçe, iki matematik. Yani temel olarak öğrenciler Türkçe ve matematikten sınava giriyorlar. Yani eşit ağırlıklı gibi. Eskiden sosyal alanlardan girenler matematik çözmezdi. Fen alanlarından girenler, sayısaldan girenler de Türkçe çözmezlerdi. Sayısala kafası çalışan Türkçe bilmiyor. Türkçe biliyorum diyen matematik işlemi yapamıyor. Aslında her halükarda eğitim sistemimizin çöküşü. Bu son 3-4 yıldır bir ortalama denge getirildi. Hamza hocam Türkçe sorusu sorulmuyor diyor. Evet, gramer sorusu sorulmuyor olabilir ama Türkçeyi anlamayla ilgili sorular üniversite sınavlarında artık eşit bir şekilde, yani o eşit ağırlığı ölçecek şekilde soruluyor. Onun dışında üniversitelerde başta da söylediğim gibi akademik dil becerilerini geliştirici programlar mutlaka uygulanmalı. Bu nedir? Dinleme, akademik dinleme, not alma, not alma ile ilgili Batı üniversitelerini bilen hocalarım bilirler. Yani derste not nasıl alınır? Hocanın düşünce haritası, ders planı nasıl çıkarılır? Nasıl kısaltmalar uygulanır gibi bayağı teknik metotlar geliştirmişlerdir. Bu Türkçe için de geliştirilebilir. Not alma, sonra okuma, akademik okuma nasıl yapılmalıdır? Ve akademik yazma nasıl olmalıdır konusunda dersler geliştirilip tıp fakültesinde olsun, mühendislikte olsun, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde olsun, bütün üniversitelerde bu derslerle biz Türkçe öğretimini bu şekilde devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel bir çalıştay hazırlamış Celal Hocam'a teşekkür ederim. İnşallah buradaki sunumlar sonucunda mutlaka bunun bir rapor ve deklarasyon halinde ilgili kurumlara sunulmasında teklif ediyorum, arz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Develi, çok teşekkür ederim. Çok ayrıntılı, güzel bir konuşma yaptınız. Şimdi siz gökte de göreviniz var. Ben de bir derdimi size anlatayım.
Ben 20 sene bu dersi yürüttüm. Hem yabancılara Türkçe dersi verdim. Yabancılara Türkçeyi öğretmek için kitap yazdım. Üniversitelerde öğrencilere Türkçeyi öğretmek için kitap yazdım. 20 sene boyunca okutmanları odaya davet ettim. Her çarşamba günü onlarla bu meseleleri tartıştık. Sonuçta rektörlükten bir sarı zarf geldi. Vazifene son maaşına bir istizam dediler. Evet, efendim bizim emekler böyle. Üstadım, bizim emekler böyle. Şimdi efendim Abdurrahman Güzel hocamı çok beklettik. Şimdi sıra onda. Acaba hazır mı konuşmasını yapmak üzere? Evet, geldiler. Buyursunlar efendim. Hocamın mikrofonu açık değil. Abdurrahman hocam, mikrofonunuz açık değil. De. Açık mı? Şimdi geliyor mu sesim? Alabiliyor evet, mu? Evet sesiniz geliyor. Tamam. Sayın Başkan, kıymetli meslektaşlarım. Tereciye tere satmanın bir anlamı yok. Çok güzel bir şekilde sadece rahmetli Bölükbaşı'nın dediği gibi teknik bir suikasttan dolayı efendim ben Ahmet Bey hocamı dinleyemedim. Bir Hamza Bey'i de yarıda dinleyebildim. Bu çok güzel 40. yılında bu yüksek öğretimde Türk dili derslerinin 40. yılı. Bundan evvel de Haluk Akalın döneminde bir Türk Dil Kurumu'nda yüz yüze böyle bir toplantı yapmıştık. Bu vesileyle Dil Kurumu Başkanı Sayın Gürer Bey'in ve yardımcısı bu konudaki çalışan Celal Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle hassasiyetlerinden dolayı. Fakat ben biraz değişik konuya bakmak istiyorum. Evvela kendimizi eleştirmek istiyorum. Köküne inmek istiyorum. Çünkü biz sadece ağacın dallarına bakıyoruz. Ağacın kökü kurumuş. Hiç haberimiz yok. Ona doğru bakıyoruz. Bilirsiniz ki tarihine geçmeyeceğim. Bir dilin konuşanı varsa mutlaka onun öğreteni de var direkt. Şimdi kendimize bir bakıyoruz ki bize rapor yazan profesörlere bakıyoruz. Edep hayadan ve doğru dürüst cümle yazmaktan bile mahrum. Bunu da yaşadık. Bize gelen raporlarda bunları da gördük. Şimdi diyoruz ki işte Türk dilinin bir bilim dili efendim olduğunu, UNESCO ana dilde 3, resmi dilde 5. sırada olduğunu ifade ediyor. Daha tarihin başlangıcından bu yana. Çok güzel. Bizim Türkçe şimdi nerede var? Bir, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde var mı? Var. Neden? Orada. İki, yok. Üç, üniversitelerimizde. Ben kendi kendime şöyle bakıyorum, yıllardır aşağı yukarı bu konuyu Hamza Bey de çok iyi bilir. Diğer gençler pek fazla o konuyu belki bilmeyebilir ama talebelerimiz bilir. 82'den bu yana 2547 sayılı kanunun 8. maddesinde zorunlu olarak koyan rahmetli İhsan Doğramacı'yı burada rahmetle, şükranla anıyor ve ona Allah'tan efendim rahmetler diliyor, mekanın cennet olmasını diliyorum, dua ediyorum. Çünkü bu bir ihtiyaçtan doğdu. Neden? Üniversiteye gelen öğrenciler ne anlatabiliyor ne anlayabiliyor. O zaman buna Leyla Hanım o maddeyi çok güzel bir şekilde verdi. Ben onun üzerinde durmak istemedim. İstemiyorum. Ben asıl itibariyle şöyle bir bakıyorum. Bazı arkadaşlarımız bir taraftan Selçukluları tenkit eder. Bazıları Osmanlı işte Selçuklar Farsça'daydı. Osmanlılar Türkçe, şey, Arapça'daydı. Cumhuriyet'te de İngilizce'ye geçtik. Ne haber? Orada da İngilizce yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okulları İngilizce, üniversitelerin efendim üstte ikisi İngilizce eğitim veriyorsa sen Türkçe'ye nereden ne verebileceksin? Geliyorum efendim şimdi. Biz bunun mutlaka ilkokulda Sıbyan Mektepleri, Osmanlı dönemindeki Sıbyan Mekteplerindeki bir Türkçe'ye bir bakalım. Ben 1800 sayılı Fatih'ten itibaren ele alıyorum, bakıyorum. Ondan sonra
Tanzimata geçiyorum. Uzatmadan. Çünkü vaktimiz fazla sınırlı olması sebebiyle o tarafa girmiyor. Tanzimat ve Abdülhamit dönemine kadar bakıyorum. Türkçenin resmi dil oluşu 1878 efendim teşkilat esası diye kanun 18. maddesinde Tebai Osmaniye'nin resmi lisanı Türkçedir diyor. Niye? Kimler karşı çıkıyor o zaman? Hiç o tarihi bir karıştırdık mı hepimiz edebiyatçı dilli olarak? Ona bir bakalım evvela. Karşı çıkanlar neden karşı çıktı? Ya ona efendim ısrarla Türkçenin efendim resmi dil olması ve Latin alfabesine geçmesiyle ilgili çalışmalarda ne yapıldı? Şimdi bu bakımdan geldik efendim 13 programına baktık. 1913 programında Türkçe ilkokul 5 sınıflı, o zaman bizimki şimdi 4'e düştü de 5 sınıflı okullarda 5 sınıfta elifba 1. sınıfta verilirken arkasından 2. sınıftan okuma dersi veriliyordu. Arkasından yine 2. sınıftan itibaren imla dersi ayrı bir ders, tahrir dersi ayrı bir ders, sarf-ı nahi dersi ayrı bir ders, ezber, inşaat yani tarihi temsilleri ayrı bir ders, yazı dersi ayrı bir ders. Ve toplam bu efendim 48 saat. Ha bunun ilkokulun bu efendim şeyi içerisinde dersleri içerisinde, programların içerisindeki ağırlığına baktığınız zamanlarda %35.35. Bugün kaç? %8. Bir, bu Cumhuriyet'in ilanıyla beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926'da Konya'da Orta Muallim Mektebi'ni kurarken ilk efendim bölümünün de Türkçe öğretmenliği bölümü oluşu bize daha başka bir efendim hal veriyor. Şimdi burada baktığınız zaman Cumhuriyet'te de aynı 37'den sonra 37'den 82'ye kadar her gelen bakan bir efendim program değişti. Bugün de öyle. Her gelen bakan bir program değişti. Neymiş? Proje. Adı proje. Bu para yükündür. Başka bir şey değil. Efendim de aşağı yukarı 1937'den bu yana bizim Türkçe programı ilkokullarımızda oturmuş değil. Bunu kabul edin. Bunda kabahat bizim var. Bunu başka bir branşa biz teslim etmişiz. Onlar kendilerine göre efendim eveleyip güveleyip götürüyorlar. Biz yıllar sonra efendim bunun talim terbiyedeyken gördük görebildiğimiz kadarıyla efendim amacı efendim 1982'deki 1547 sayılı kanunda böyle bir efendim durumu zaruri gördü. Ben anlatmayacağım. Şimdi ve bir müddet güzel gitti. Daha çok Zeynep Hoca'nın da hazırladığı, hocamızın da hazırladığı o kitapta ve programda dil ağırlıklı gitti, gramer ağırlıklı gitti. Sonradan biraz değişti. Ondan sonra bir baktık, herkes kendilerine göre yeni bir yön vermeye başladılar. Hepsi ayrı ayrı bir yerin içerisinde kaldı. O zaman ne yapmak gerekirdi efendim? Bunun bir orta tarafını bulmak gerekirdi. Sonra eğitim Türk 2547'de çok enteresan bir taraf var. Edebiyat öğretmenliği var. 500 bin kişiye bir edebiyat öğretmeni yetiştiriyorsunuz. Ama 17 milyon Türk çocuğu için ilkokul ve ortaokul için bir Türk öğretmeni yetiştirmiyorsunuz. Bu olacak bir şey değil. 1980'li yıllarda biz bu işin üzerinde çalışırken benim asıl hedefim İlk öğretimin birinci kademesi birinci sınıfından itibaren Türkçe öğretmeni yetiştirebilmek. Temel Türkçe öğretmenliği ana bilim dalı kurmak ve Türkçe öğretmeni yetiştirebilmek gerek. Ama bizim pedagoglara bunu anlatmak mümkün olmadı. Yukarıdakilere bunu anlatmak olmadı. Hatta bizim edebiyatçılar bile, şimdi biraz sonra daha da dokunacağım herhalde bazılarına. Onlar da bu işi anlamadılar, farkında değiller. Türkçeyi sığıntı haline getirdi YÖK'tekiler. 7 profesör, 7 rektör, 3 tane YÖK üyesi ve YÖK başkanı. Hanginiz bize karşı efendim bu şekilde bir şey söyleyebileceksiniz? Söyleyemezsiniz efendim. Şimdi burada bakıyoruz, öyle bir görüyoruz ki efendim herkes o güllük gülistanlık. Eğer ilkokulunda temel Türkçe öğretim dalını kurarak siz Türkçe öğretmeni yetiştiremezseniz, Milli Eğitim Bakanlığı bu işe bakmazsa biz yakın bir zamanda Türkçe'ye de okuruz.
Neden? Siz din kültürüne uzman hoca veriyor musunuz? Beden eğitimine uzman hoca veriyor musunuz? Müziğe uzman hoca veriyor musunuz? Türkçe eğitimi veriyorsunuz? Sınıf öğretmeni. Ben hiçbir mesleğe karşı değilim. Ama bir devlet var. Bu devletin adı Türk. Bu devletin resmi dili Türkçe. Bir millet var. Bu milletin adı Türk. Bu milletin ana dili Türkçe. Gel gör ki bir bakıyorsunuz ki efendim bizim kurumlarımızda ne efendim gökte efendim ne de şeyde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu konu için özel bir durum yok. Ne demek? Ne demek şimdi oraya bakıyorsunuz ve bundan dolayı böyle bir durum kurdu. Hamza Bey, ben fazla konuşmayacağım. Ben hemen şeylerimi bırakıp size bilgilerimi vereceğim. Buna geliyoruz. Asıl Türk dili dersinin korunmasının sebepleri bu. Başka bir şey değil. Bu dersler başarılı oluyor mu? %50 başarılı, %50 başarısız olabilir. O hocaya bağlı. Hocaya bağlıdır. Tabii ki sınıflar 50 kişilik, 100 kişilik, 150 kişilik. Herkes pandemiden öldü. Evvel sayın rektörler kalktı. Biz dedi uzaktan öğretim yaparız. Ya uzaktan öğretim de Türkçe öğretilmez kardeşim. Ha bunu söyle. Hatta gökte Türk dili ve edebiyatının bile efendim uzaktan öğretimi yapıldı. Osmanlıcayı nasıl öğretiyor? Türk dil grameri nasıl öğretiyor? Ya bunu yapan da bir edebiyatçı. Ha gelelim evvela kendimize bu bakalım. Sonra efendim bir bakıyorsunuz hiçbir şey öğrenmiyor. Tabii pandemi geldi. Bu böyle böyle gitti. Ve vesaire. Ama aslına baktığınız zaman görülecektir ki temeli kendimizdedir kabahat. Başka kimse de değildi. Biz 2547'de Türkçe öğretmenliği bölümünü kurmamız gerekirdi. Kurmaya çalıştık. İtiraz ettiler. Pedagoglar bize daha fazla buna karşı çıktı. Bazı meslektaşlarımız karşı çıktı. Oldu oldu. Geldik 89'da kurduk. Neden? Hedefimiz ilkokuldan itibaren çocuklarımıza Türkçe öğretebilmek. Türkçe öğretebilmek. Hem de yerinde. Bu sadece bize ait olan bir durum değil. Kime ait? Bütün dünyadaki devletlerde. Biraz öğleden sonra galiba bizim Cemal Bey bir şey yapacak. Cemal Bey ile bizim Cemal Yıldız'la beraber Almanya'daki bütün kendim de bulunduğum zamanlarda onu gördüm. Herkesin devletin her eyalette bile birçoklarında müstakil Alman dili okutulur, öğretmeni yetiştirilir. Müstakil olarak enstitüsü var, bölümü var, fakültesi var. Bugün Özbekistan'a bakın. Özbek dili ve edebiyatı üniversitesi kuruyor adam. Amerika'da yine aynı şekilde bizde ne var? Bizde bir şey yok. O zaman biz kendimiz kabahatli olduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekecektir. Bunu bir öyle bilmek lazım. Sadece efendim şu veya bu şekilde o tarafa doğru gitmek yalnız bir şey. Şimdi Hayati Bey siz de yok üyeliği yaptınız. Siz de oradaydınız. Burada olduğunuz için yüzüne daha rahat konuşma imkanım oluyor. Nasıl oldu da siz Türkçe öğretmenliği bölümünü sosyal bilimlerin içine soktunuz? Lan bu Türkçe katma değer vergisi mi yoksa yedek lastik mi? Efendim sosyal bilimlerin içine sokuyorsunuz. Ne alakası var? Ben tarih öğrenmeden yaşayabilirim, sosyoloji öğrenmeden yaşayabilirim, felsefe öğrenmeden yaşayabilirim ama Türkçe öğrenmeden yaşayamam. Sizin bu döneminizde sosyal bilimlerle birleştirmeniz döneminde 7 rektör, 3 YEK üyesi bile yok başkanı vardı. Ve bunların hepsi de Türk dil ve edebiyatı mensubuydu. Sorumlusunuz Allah'ın huzurunda bana değil. Ha bunu iyi bilin. Ben her yerde söylüyorum. Yazıyorum da söylüyorum da. Şimdi efendim biz itiraz ettik. Yok öyle bir milat yaşattı ki bize sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi bölümü değil değiştirdi 2016'da ya 17'nin Şubat'ında Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi bölümü. Ben de dedim ki beyefendiler vallahi çok güzel bir milat yapmışsınız. Ne kadar güzel. Türkçeyi ne kadar seviyormuşsunuz bu devletin dilini. Belli kaldırın yani şey var hiç olmasa anayasanın 2. maddesini, 40. maddesini falan filan. Yani böyle bir çalışma hiç dünyanın hiçbir yerinde yoktu, görülmemişti. Ben Türkçenin tarihiyle uğraşan bir adam. Efendim,
uğraşıyoruz ve artık ben de bu yaşa geldim. 35 senedir uğraşıyorsunuz bu işe. Onun için evvela kendimizi sigaya çekmemiz lazım. Biz Türkçe'yi öğretemiyoruz. Bana gelen iki tane rapor var. Baktım ki hem hakaret ediyor edep ayağı yolda ve erkandan uzak bir adam. Bilim adamı bunlar. Ve efendim karşı tarafı da tahkir ediyor. Böyle edebiyatçı mı olur? Böyle profesör mü olur? Bir de bunlara efendim bir bakalım. Şimdi o bakımdan baktığınızda bu derslerde benim tabii son teklifim. Hamzacığım pek fazla üzmeyeceğim seni, korkma. Evet, dinliyoruz efendim. Dinleyeceksin tabii. Dur dur, sen de beraber dinleyin. Şimdi bu derslerde bir defa müfredata ilişkin sorunlarım var. Türk dili dersleri sorunları. Öğrenciye öğrenme ve öğrenciye ilişkin sorunlar var. Çok çok. Öğrenciye ilişkin sorunlardan başka ortamla ilgili efendim sorunlar var. Teknik sorunlar var. Kültür aktarımı sorunları var. Türkçe ders kitabı efendim kitabı fakültelere göre de ayarlandılar. Şimdi biz yabancılara da Türkçe öğretiyoruz. Bu işte benim başımda var. YTB ile müşterek çalışıyoruz. Diğer kurumlarla müşterek çalışıyoruz. Hepsiyle müşterek çalışıyoruz. Burada bana bir gün tıp fakültesi dekanı telefon etti. Dedi ki hocam bu yabancı uyruk bölük öğrenciler sanki yerlilere çok iyi biliyorlarmış gibi. Bir de bunlara bize dedi rapor nasıl tutulur, reçete nasıl yazılır. Bu konularda da efendim özel bir akademik ders verebiliriz. Hayır, biz veririz. Çünkü kurumlara göre de yani mesela bizim öğretim elemanları iktisat fakültesine giriyorsa iktisat fakültesindeki efendim duruma göre efendim bir genel bilgi aktarımı yapacak. Hukuk fakültesine giriyorsa yine aynı şekilde ziraata giriyorsa aynı, tıbba giriyorsa ayrı ayrı bu şekilde birçok işlemlerin yapılması lazım. Şimdi bu durumlar çok çok güzel. Şimdi burada ben uzatmayacağım dedim kısaca. Var çok da çok da. Onu uzatmak istemiyorum. Evet, dinliyoruz hocam. Hamza, beni takip etme. biliyorum. Efendim, şimdi 37'de bıraktığımız o programların tabii gelişmeler oldu, şu oldu, bu oldu. Bizim ilk orta lise ve yüksek öğretimde Türkçe programlarımız bir yerden diğere leylek göçü gibi oldu. Bir gider, bir gelir. Bir gider, bir gelir. YÖK'e bakacak olursan, YÖK Samyalı gibi bir oradan oraya savurur, bir buradan buraya savurur. Özellikle eğitim fakültesindeki Türkçe bölümü maalesef istediğimiz dozda değil. İstediğimiz dozda değil. Kimseyi tenkit etmek meselesi değil. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Burada benim asıl başka bir Türkçe öğretmenliği meselesinden sonra asıl benim üzerinde durmak istediğim bir durum var. Hayır şimdi yok zaten onu baktı gördük ulan yapamayacak, beceremeyecek. Sizi alın dedi, ne yaparsanız yapın dedi. Kendi başınıza göreceğinizi görün dedi. Eğitim fakültelerindeki programlara, özellikle bizim Türkçe programlara. Öyle dedi. Ne yaparsanız yapın dedi. Yazdım ben zaten kitap halinde çıkacak o yakın bir zamanda. Bunların resmi yazıları vesaire kararları falan filan. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı baktığınız zaman da her bakanın değişiminde yeni bir proje. Oturmadı bir proje. Ve burada benim asıl istediğim nokta şu. Sevgili arkadaşlar, eğri oturalım, doğru konuşalım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi var mı? Var. Ekonomi Üniversitesi var mı? Var. Teknik Üniversite var mı? Var. Ne bileyim, sanat, Güzel Sanatlar Üniversitesi var mı? Var. Müzik vesaire falan. Yahu gözünü sevdim. Devlet ricaline ben bunu geçtiğimiz sene ta Rize'den de efendim seslendim. Bir Türk uluslararası bir Türkoloji Üniversitesi var mı? Yok. Müstakil bir Türkçe Eğitim Fakültesi var mı? Yok. Evet. Biz o zaman bir şey yapamıyoruz demektir. Şimdi o zaman benim istediğim uluslararası bir Türkoloji Üniversitesi. Dünya dili geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı 29 Ocak 2020
2021 yılını Dünya Dili Türkçe yılı ilan etti. Çok güzel ve ben kendi adını taşıyan üniversitede de bu konuyu ele alarak konuştum. Dedim bu söz sözde kalmadı. Taşlanmalı, kanunlaşmalı. Çok güzel bir şekilde bir duruma efendim gelmelidir dedik. Ve bir Dünya Dili Türkçe Eğitim Fakültesi kurulmalıdır. Çünkü niye? Biz eğitim fakültelerinde sıkıştık kaldık. Bir tarafta pedagoglar bizi sıkıştırıyor. Bir tarafta öbürleri sıkıştırıyor. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı bildiğimiz yok. Benim yaşım, Hamza ben senden büyüğüm. Yaşlıyım, büyüklük Allah'a mahsus. Benim yaşım senden yukarıda. Efendim sen daha gençsin. Efendim onun için biz görmeyeceğiz ama bizim genç arkadaşlarımız görecekler. O bakımdan şimdiden çalışmalarınızı yapmanız gerek. İyi bir eğitim, Türkçe eğitim fakültesi kurulmasını ilk etapta sağlamak gerek. Benim bazı teşebbüslerim var. Başarırım, başaramam. Bu ayrı bir şey. Ama hiç olmazsa bu yolda ölürsem kendimi efendim mutlu hissederim. O kadar. Bu bir fikirdi. Sonra biz Türkçenin gelişiminde yabancılara bakıyoruz. Yabancılar bizden daha fazla da çalışmalar yapıyorlar. İmkanları var, şunu var, bunu var. Biz ne yapıyoruz? Tekrar rahsen ve levkanı 180 ile bir iş yürümüyor. Yenileşme hareketine gitmek içindeyiz. Efendim. Bazıları biz böyle konuşup heyecanlı konuşup da canlar da sıkılır. Doğruyu söyleni 9 köyden koyarlar ama maalesef dünya 9 köyden ibaret değil. Bir 10. bir 15. köyü daha var. Oraya da geçer gideriz. Onlar önemli. Arkadaşlar netice olarak şunu söylemek istiyorum. Bu Türk dili dersler üniversitelerde bir zaruretten doğmuştur. Doğramacı gibi enini sonunu iyi bilen iyi bir Türk bu dersin korunmasını istemiştir. Onun tabii yanında danışmanları, Zeynep Hoca vardı, Şükrü Hoca vardı, bizim Şükrü Elçin vardı. Bunları çok iyi dinlerdi efendim, doğramacı rahmetli hepsi. Zeynep Hoca'mıza da Allah uzun ömürler ve sağlıklar versin. Efendim, diğerleri rahmetli oldu. Bu bir zaruretten doğmuştu. Onun ortaya koyduğu bu zarureti bizim iyi kullanabilmemiz gerekirdi. Ama ben iyi bir şekilde kullanabildiğimiz kanaatle değil. Çünkü bazı rektörler belki öğleden sonra bizim arkadaşlarımızdan ya Türkçe'ye ne derler? Geç bunu diyor uzun hava. Nerede? Açık öğretimde verin geç. Öbürü diyor ya ayıptır. Ha doğru. Bu dersin korunması ben de kabullenmiyorum. Bu meselenin ilk öğretimin birinci kademesinde halledilmesinden yana birisi. Ama madem ki bu böyle olmuşsa bunu ciddiyetle ele almamız lazım. Mesleklere göre ders kitabını daha ders kitabında mesleklere göre de bugün medya yani evde efendim. Bu itibarla başarılı olabilirsek benim tekliflerim budur. Üçüncü bir teklifim de biz kaç yıllık bir milletiz? Birleşmiş Milletler'de Türkçe resmi dil mi? Değil. Niye duruyoruz? Birleşmiş Milletler'de de Türkçenin resmi dil olması için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Arapların var, bilmem şunların var, bunlar bizim ne yok. Ya benim ve yapılan programlarda millilik aksiyonu mutlaka fazla yerini bulmalıdır. Uluslararası bir Türkoloji Üniversitesi, Dünya Dili Türkçe Eğitimi Fakültesi, Birleşmiş Milletler'de Türkçenin resmi dil olması ve özellikle iyi bir eğitim fakültesi oluşturacak olursak biz Türkçe'yi öğretiyoruz. Bize bak güvenemediği için Almanya'dakiler Bochum'da Türkçe öğretmenliği, Türk Dil ve Edebiyatı öğretmenliği bölümleri açtılar. Bilmem efendim başka yerlerde açtılar. Demek ki bizim buradan gidenler İngilizce diyor gönderiyor, Arapça diyor gönderiyor, Farsça diyor gönderiyorlar. Neymiş dil biliyor. Şimdi bir de mesleğimize ve meslektaşlarımıza iyi sahip çıkmamız lazım der. Bu duygularla bu işi başlatan arkadaşlarımıza teşekkürler. Sizin de benim heyecanımı dinlediğiniz için her ne kadar kızanlarınız olursa da olsun canı gönülden selamlıyorum onları da. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Efendim Abdullah Rahman Bey konuşmamız için çok teşekkür ederiz. Biliyor musunuz siz daha çok
iyi bir eğitimci, Türk dilini üzerinde iyi bir eğitimci olmasını hep savunmuşsunuz. Aslında esas konumuz odur. İyi elemanlar yetiştirebilseydik ilkokuldan ortaokula, liseye ve üniversiteye bu işi daha başarılı olarak götürebilirdik. Ama bu arada Develi Hocam'a bir söyleyeceği bir şey var mı acaba? Evet. Abdurrahman Bey'in konuşması dolayısıyla ilave edeceğiniz hocam, bir şey var mı? Hocamızın konuşması üzerine ne söyleyeyim? Hiçbir şey söyleyemeyiz. YÖK konusundaki eleştiriler haklıdır. Tabii o bahsettiği değişiklikler olduğunda ben YÖK'te değildim, onu söyleyeyim. Evet, evet, doğru. İkincisi, YÖK'te biliyorsunuz YÖK üyeleri iki gruptur. Bir genel kurul, bir de yürütme vardır. Esas iş yürütmede olur. Biz genel kurul üyesiyiz. Genel meselelere, toplantılara katılırız. Ancak tabii bu bir YÖK meselesi de değil. Bu Türkiye'nin entelektüel ve bürokratik kadrolarının kararıydı. Esas Kemal Gürüz ve Erdoğan Teziç hocaların zamanında yapılan planlamalar, edebiyat fakültelerinin den mezun öğrencilerin öğretmenlik haklarının kısıtlanması, alınması, kısıtlanması, eğitim fakültelerinin biraz daha batı tarzı bir yapıda yapılandırılması hep o zamanlarda olmuştu. Hala onun sıkıntıları çekiliyor. İnşallah bir çözüm de bulunur ileride. Evet, evet. Efendim, sevgili hocam, Abdurrahman Bey hocam, biliyor musunuz? Ben aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir elemanı olarak her sene öğretmenlere özel dersler verdim. Beni görevlendirdiler. Gittim onlara özel dersler verdim. Ne hatıralarım var benim, burada anlatmanın imkanı yok. Bir tamam. Defasında gelen Türkçe öğretmenine şunu sordum. Dedim ki Türkçe'de iki mame var dedim. Bunu dedim nasıl ayıracak öğrenci dedim. Ay hocam dedi, onun kolay mı? Herkes onu biliyor, niye bunu soruyorsunuz dedi. Artık her şey bitmiş oluyor. Mastar olan vurgulu, olumsuz olan vurgusuz, bunları anlatmaya çalışınca aman hocam dedi, bunları ne yapacaksınız dedim. Niye bu kadar ayrıntıya giriyorsunuz dedi. Velhasıl bu programlara bunlar sığmaz. Celal Bey ne yapalım, kapatıyoruz şimdi. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bir şey söyleyebilirim. Hatip Bey söyle. Bir şey hatırlat. Şimdi ne oldu? Sesime tıkılanmaya başladım. Celal sesleri. 16 Ekim 1996'da Magosa'da rektörler Kemal Gürüz Türkçe eğitimi bölümünün ilk öğretim birisine bir katma olarak koydu. İtiraz et o zaman bölüm oldu. Yani ben de milliyetçi olduğum için o öğretmenle beraber hizmet için eğitim verdi. Teşekkür. Evet, hocam. Celal Bey, bir şey var mı? Teşekkür ederim hocam. Şahsınıza ve hocalarıma çok teşekkür ediyoruz. 10-15 dakikada erken bitirdik. Hocalarımıza dinlenme ve yemek yeme zamanı kaldı. Saat 1'den itibaren devam edeceğiz inşallah. Tamam. Teşekkür ederiz. Böylece bu oturumu kapatmış olalım. Çok teşekkür ederim.